Bayrağın arka tarafı boşalt. Hocam çek dışarı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Ankara Maratonu'nun son safhasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi ile çok verimli görüşme yaptık. Büyük uzlaşmayı başlatan liderdir. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber ben kendilerine bu inisiyatifi başlattıkları için, ülkemize bu hayırlı teşebbüste bulundukları için teşekkürlerimi sundum. Ve bugün sabahtan itibaren Büyük Birlik Partisi, DSP ile, Demokrat Parti ile ve Saadet Partisi ile yapmış olduğumuz temaslar hakkında, sevindirici temaslar, olumlu neticeler hakkında bilgi verdim. Biz bir milli mutabakat anlayışına gidiyoruz. Mesela artık çatı, pencere, kapı falan şeklinde değil, milli mutabakat şeklinde büyüyor, devam ediyor. O bakımdan çok mutluyum. Hepinize ilginizden de dolayı bugün sizi bayağı yorduk. Teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin hatırlayacağı gibi 28 Ağustos 2014 günü 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün görev süresi tamamlanmaktadır. Türkiye'de milletimizin aziz bir evladı, değerli bir bilim insanı, uluslararası alanda Türkiye'yi fevkalade temsil etmiş bir şahsiyet olarak Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu Beyefendi Cumhurbaşkanı adayı olarak milletimize takdim edilmiştir. Artık değerli bilim insanımız, milletimizin aziz evladı, milletimizin adayı olarak genel kabul görmüştür. Siyasi partiler böyle bir işaret göstermektedir. Çalışmalar bugün Ankara'da başlatılmıştır. Ziyaretlerinin bu bölümünde de Milliyetçi Hareket Partisi'ni şereflendirmişler. Değerli görüşlerinden yüksek istifade sağladığımı ifade etmek isterim. Verimli bir görüşme olmuştur. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Sayın artık Ekmel Bey diyoruz Anadolu'nun tabiriyle. Ekmel Bey'e başarılar diliyorum efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Bunları biz fırsatlar gelecek, zaman gelecek konuşacağız ama bir sorunu kısaca ifade edeyim. Çünkü o biraz gayri ciddi bir soru. Başörtüsü konusunda ben üniversitede öğretim üyesiyken, bölüm başkanıyken İstanbul Üniversitesi'nde başörtülü kızlarımızın haklarını müdafaa eden çok az sayıdaki öğretim üyelerinden birisiyim. Ve benim o 28 Şubat döneminde yaptığım bu savunma benim kürsümün kapatılmasına ve benim o günkü baskı karşısında üniversiteden 10 sene erken ayrılmama sebep olmuştu. Bunun aksini söyleyenler ya gerçekleri bilmiyorlar ya gerçekleri kendi hayallerindeki gibi görmek istiyorlar. Başörtüsü haktır. Başörtüsü kızlarımızın, kadınlarımızın istediği şekilde olması lazım gelir. Bu bir kendi yorumlarıdır. Gelenekten gelen bir şeydir. Ona saygılı olmak ve ben bu hakkı müdafaa eden çok az sayıdaki insanlar, o zaman selamet derkenares diyenler bugün kalkıp da böyle bir şey diyeme, söyleme hakları yoktur. Biraz geri çekmiştim.